Sevgili kaptanım. Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Eksik olma. Çok şükür iyiyim. Sen nasılsın Allah kaptanım? Allah iyilik güzellik versin. Ben de çok iyiyim. Hava güzel. Lodos hava. Tatlı bir hava var. Harika. Az bir rüzgar. Çok güzel olacak. Keyifli bir seyrimiz olacak. Fakat konuğumuz kim ya? Konuğumuz bugün ya. Kimi gezdiriyoruz? Efendim bugünkü konuğumuz esprili mizacıyla insanın yüzünde büyük gülümsemelere neden olan bir isim. Ersin Korkut'la birlikte olacağız. Mükemmel. Komik adam kendisi ya. Gerçekten böyle organize işleri olsun veya diğer programları falan. Hepsi sürekli severek seyrettiğimiz kişi. Yani bence gurur verici. Evet. Güzel. Efendim kendisini bekliyoruz. Birazdan vapurda çerçeve sohbete çıkacağız. İstanbul Boğazı'nın keyifli sularında sohbet edeceğiz. Evet. Kaptan sen kaptan köşkünde oluyorsun genelde ama. Evet genelde öyle pek seyredemiyorum. Aslında bağlı kaldığımız kısım benim hoşuma giden kısım. Çünkü ben de dahil olabiliyorum veya uzaktan seyredebiliyorum. Ama benim için keyifli olan tabii denizde gezmesi. Güzel bir seyir olacak inşallah. Sonrasında kendisini bekliyoruz. Evet. Efendim kaptan köşküne de uğrayacağız inşallah. Tabii tabii mutlaka bekleriz. Bakalım Ersin Bey nasıl bir denizciliği varmış veya ne bilgileri varmış. Gemiyi kullandıracak mısın? Tabii tabii neden olmasın. Hatta bir de şapka hediye ederiz bakarsınız belli mi olur? İnşallah tabii ki. Efendim birazdan başlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vallahi geldim. Sizi görmek ne güzel. Teşekkürler, çok sağ olun. Efendim, nasıl Sarayburnu'nda deniz havası aldınız? Ersin Bey, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ olun, vallahi çok güzel bir hava. Evet. Şansıma, evet. Aynen. Evet. Güzel bir vakit geçireceğiz inşallah. Eksik olmayın. Çay, simit, martı. Çay, simit, martı. Vapur. Evet. Ve vapur. Vapur, evet. Evet, vapur. Boğaz turuna çıkacağız güzel. Evet. Lodos bir hava var. Bugün nasip oldu sizin programına. Eksik olmayın. 10. yılımızdayız. Gönül koymuyoruz. Çay koyuyoruz. Eyvallah. Teşekkür ederim. İnşallah bu 10 yıl güzel geçmiştir sizin için. Güzel geçti. Evet. Eksik olmayın. 10'da bir benim. Öyle. Evet yavaş yavaş geçiyoruz. Buyurun. Hoş geldiniz. Derim. Cemal kaptanım sen önden buyur istersen buyurun, yol gösterirsin. Efendim sevgili misafirimiz Ersin Korkut'u vapura alıyoruz. O gidelim. Buyurun efendim. Haydi bakalım. Buyurun. Efendim çaylar simitler hazırsa başlıyoruz. Sevgili seyirciler vapurda çay simit sohbette sevgili Ersin Korkut'la buluştuk. 1976 model bir gemideyiz. Gemi abi. Evet maşallah ya. Gemi bir yaş benden büyük. Değil mi? Gemi abi diyebilirim yani. Kesinlikle. İstanbul Boğazı'nın keyfini yaşıyoruz. Sıfırdan başlayan bir isim demek çok doğru olur. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ortak bir yönümüz var. Bunu aslında sona saklamak istiyordum ama sevgili Ersin Korkut bilmiyordur. Şimdi ben askerliği nerede yapmış olabilirim? Oh, Kazman mı? Ankara Etimesgü. Yok. O zaman ortak şeyimiz var. Neresi? Daha uzakta bir yer. Daha uzak. Hakkari. Evet. Beytüş'e bak. Hakkari. Hakkari'de. Gerçekten Hakkari'de yaptım askerliği. Aa maşallah. Yani sizin memleketi görme şansım oldu. Evet. Oraları görme şansım oldu. İşte size sormak lazım. Nasıl oralar? İnsan tabii. Evet geminin düdüğünü duyduk. Evet önümüzden yani... biri geçti. Aleyküm selam. Evet. Türkiye'nin her yeri bir başka güzel ama Hakkari'yi askerlik sürecinde görmek, orada yaşamak, Türk topraklarının o değişen iklimi, coğrafyası, insanı inanılmazdı gerçekten. Hani giderken korkarak gittim. Değil mi? Gerçekten öyle ama döndüğümde hep özledim. İyi ki de orada askerliği yapmışım dedim. Evet. Aslında sizin maceranız da orada başlıyor. Benim orada başlıyor evet. Aslında ben de mesela çok gezerim. Çok gezerim, araştırırım. İşte mesela şu an bizim bir programımız var. Biz Elif Gönen'le yapıyoruz. O da milli atlet var. Şimdi bu Türkiye'deki zenginliğimizi yani... Boğaz trafiği bugün çok yoğun. Tabii biz de kornaya basıyoruz önümüzden çekilsinler diye. Yani gerçekten Türkiye'deki zenginliği görüyoruz. Daha çok göreceğimiz yerler de var. Ama bunu Avrupa'da mesela bazı yerle kıyaslasak mesela Hakkari benim için Norveç gibi bir yer mesela aslında. Evet. O kayalıklar, o dağlar gerçekten, inanılmaz dağlar, gerçekten. Norveç, Högüzün gibi yerlerdir. Ben yani. Otluca'daydım.
Otluca, evet. Bilirim daha oraları. Daha da Komando Tugay'ın. Evet. Ben çok asker müşterilerim vardı. Ben taksiciydim. Evet. Aynen öyle değil mi? Taksicilik yapıyorsun. Zaten nüfus az. Yani. Çoğu sizin akraba. Evet, işte o yüzden mesela ben işte hikayeme girersem aslında hikayem orada başlıyor. Aslında Hakkari'de bizim evimiz camiyle çok yakın yani. Bir yol geçiyor cami. Tabii annem babam da sürekli işte namazından yazındalar. Biz de küçükken işte ilkokul, ortaokul, lise. Babam hep şey camiye yönlendirirdi. İşte hocaya, imama yardım ederdim falan. Ezan okumuşluğum da vardır. İşte bir hocaya yardımcılık, müezzinlik dönemim de vardır. Sonra işte hani boş vakit olursa babam işte sen Kur'an-ı Kerim'i hatim edersen, sen dünyada ne istersen sana alırım. Kur'an-ı Kerim'i hatim edersen bisiklet istiyorum dedim. Bisiklet aldı bana. Sonra Mevlüt'ü bitirirsen hani Kur'an-ı Kerim'de sonra Mevlüt geliyor. Mevlüt'ü de hatim ettim, bitirdim. Ondan sonra dedi sen dünyada ne istersen sana olur. Yani dünyada ne istemiyorum? Araba hani hevesim. Araba da aldı bana. Şimdi ben de taksicilik yapıyorum. Hakkari'nin nüfusu o zamanlar 60 bindi. 59 bini akrabam olunca. Yani. Herkes el kaldırıyor. Şu an bindiriyorum. Dayım diyor şuraya götürebilir misin? Teyzem şu düğüne gidebilir misin? Sonra diyor aa cüzdanımı unuttum falan. Yani para öyle kazanamadık. Işte. Para kazanamadık işte. Hepsi akraba olunca. Sonra Ankara'ya gidiyorsunuz. Sonra yok. Evet. Bir Ankara dönemim de var. Yani aslında dedem de Hakkari Belediye Başkanlığı yaptı. Hmm. 17-18 yıl. Yani Hakkari herkes bizi bilir, tanır. Dedemler de Ankara'ya giderken ben de Ankara'da bir otu yıkama dönemi vardı. Bir iki yılda otu yıkama yaptım. Sonra tekrar döndüm memlekete. Sonra işte bu taksicilik mevzusu öyle olunca ben taksi sattım babamdan habersiz. Dedim ben İstanbul'a gideceğim. Yani ben çalışacağım falan. Babam da hep şey istiyordu. Aslında babamın mesleği de demir doğrama. Evimizi yıkıp inşaat yapma sürecine girdi babam. Ben babamı biraz böyle yarı yolda bıraktım. 90'ların sonu muydu? Evet. Sonuydu. Bir de inşaat yapıyoruz ya şimdi bizde de bazen çivi yamuk çiviler tenekeye konulur tekrar düzeltilir ya böyle 3-5 tane düzeltip birini de parmağı vuruyorum. 10 tane düzeltip parmağı vuruyorum. Yani çok sıkıcıydı. Babamla anlaşamayıp taksiyi de sattım İstanbul'a kaçtım. Yani benim hikaye hep İstanbul'da başladı. Aslında biraz anne babayı da orada mecburiyetten bu bırakma durumu da söz konusu yani. Evet yani aslında bir de sıkıcı oluyor. Hani iş imkanın yok hani tamam taksi var taksi de yapamıyorsun. Bir macera geldiniz yani. Macera vardı evet. Hiçbir aslında beklenti yok. Hiçbir sizi burada karşılayacak biri yokken İstanbul'a geliyorsunuz. Evet İstanbul'a geldi. İstanbul'da hakikaten ben şey gibi zannettim hani. Şimdi Ankara'yı gördükten sonra İstanbul, yani insanlar trafik içinde karşına karşıya geçerken ben diyor ki ya herkesin işi olamaz yani bunlar. Herkesin bir işi olamaz yani bunlar nereye gidiyor yani. Bu kadar koşuşturmayla. Ya gerçekten ışıklarda böyle afallıyorsun hani böyle mecbur herkese bakıyorsun çok değişik geliyor sana. Sonra işte İdris diye bir arkadaşım vardı, bir İdris de haberleşti. Ulan İstanbul'a giderse yeni bir hayat kuralım. Nasılsa sen de aileden küssün ben de işte kaçtık. Dedi nereye gidelim Zeytinburnu'na bir feye sorduk. Zeytinburnu'na nasıl gidebiliriz dedi. Alt kata inerseniz tramvaya biner giderseniz dedi. Sağlı sollu yazarlar dedi. Tramvayda işte Merter'dir işte Samancılar falan. Bunları hiç unutmuyorum böyle bir mesaimiz vardı. Zeytinburnu'na inerken abi gittik bir yere bir büfeye. Bir büfede işte sarı ilanlar sayfası vardı. Ta 22 yıl önceden bahsediyor. Herkes oradan iş arardı. Biz de bir büfeye sorduk. Abi dedi işte biz iş arıyoruz falan. Dedi bu sarı sayfaları şey yapın. İşte acıktık çok para da yok da yanımızda. İşte zeytin peynirini aldık. Tam bakarken Merter Pizza'da bir pizzacı isim vermeyelim şey olmasın da. Bir pizzacıda çalışmak ister misiniz dedi. Bir bulaşıkçı bir paketçi aranıymış. Aslında iki kişi. Tam ikinize göre. Evet. Hemen büfeye gittik. Abi dedik biz buraya nasıl gidebiliriz? Oğlum dedi zaten tam karşısı dedi. Sizin de paranız yoktur falan. Çantanızı da buraya koyun dedi. Biz aynı gün gittik ama yolda şey kavgası ediyoruz. Hani ben pizzacıyım, sen bulaşıkçı. Yok dedi ben bulaşıkçı. Ama size bulaşıkçılık size mi kaldı? Ya bulaşıkçılık artık biz İdris'i ikna edemedim yani. Yani bulaşıkçılık bana kaldı. Biz o gün abi çok uzun anlatmayayım şey olmasın. Estağfurullah. Hani, sen belki sizin de sormak istediğiniz bir şey vardı. Biz girdik, içeri bir girdik. Gözlüklü bir abimiz vardı, müdürümüz. Biz halen de görüşüyoruz yani telefonla. Şeyde karşıdan tam dedi ki aa geldiler dedi. O demek ki bekliyor. Biz de gittik oturduk. Bize form verdi. Formu doldururken maaş kısmına geldik. Birbirimize sorduk İdris'e. Şu formu doldurun dedi. Maaş kısmına da o zamanın parası biz 30 bin lira yazdık. Hani 30 TL yazdık. Evet çünkü 22 yıl önceki para. Aslında Hakkari'ye göre çok iyi para. İstanbul'a göre azmış. Sonra biz hemen başladık işe hani. Adam dedi ki müdüre baktı, bize baktı dedi ki maaş kısmına baktı. Maaşı az yazdığımız için hemen bize işi aldı adam ya. Sonra işte nerede kalıyorsunuz, nerede yaşıyorsunuz falan muhabbeti oldu. Tabii kalacak yer bulana kadar da. Biz de dedik ki biz parkta kalıyoruz. O Zeytinburnu'nda oturduğumuz öğretmenler parkıydı. Hiçbir zaman unutmam biz orada otururken
Hemen gittik iş aradık. Adam da akşam nereye gidiyorsunuz dedi, sizden çok memnunum falan. Biz de dedi, biz parkta yatıyoruz. Yani gerçekten adam çok şaşırdı. Yani bu nasıl bir cesaret dedi. Geldiğiniz gün, ne zaman geldiniz falan. Ben de hani samimi bir şekilde her şeyi doğru söylüyorum ya. Pek inanmadı bana ilk başta. Sonra ikinci gün gene işe başladı. Hani hemen bizi işe alınca. İkinci günde işimizi yaptık. Bulaşığımı ben yıkadım. Bizim diğer arkadaş garson, paket servisi falan. Akşam oldu diye çocuklar, gerçekten siz nerede yatıyorsunuz? Ben ne oluyor? Vallahi bizim yatacak yerimiz, biz memleketten kaçmışız, gelmişiz. Bir kalacak bir yerimiz yok dedim. Sağ olsun siz de ilk gün işe aldınız bizi. İşe aldığınız için çok teşekkür ederim ama yatacak yerimiz yok. Abi üçüncü günü tekrar geri işe geldik. Üçüncü günde adam dedi ki, gerçekten dedi parkta mı yatıyorsunuz dedi. Evet dedim abi. Ya oğlum dedi, siz nasıl insanlarsınız? Böyle nasıl bir cesaret var sizde? Yani sizi şey yaparlar dedi. Kapkaççı zannederler gerçekten. Biz abi parkta yatıyoruz gerçekten. Ertesi gün işe geleceğiz ya. Belediye, işte belediye çöpçüleri oraları temizlerken bizi şey zannediyor. Hani evsiz işte, evsiz. Sinerji zanneder. Aslında işte. Bir nevi evsizsiniz. Abi evsiziz ama aslında şeyi de... Işte, bağımlı anladım. İnsanların da olduğu işte tinerci, işte bazı kimsesiz çocukların böyle parkta yattığı, öyle bir muamele gördük, fırçalarla kovaladı bizi. Ama işte son üçüncü günü patron kıyamadı, bize inanmadı, iş çıkışında bizi takip etti. Aa. Biz de abi öğretmenler parkında yaz havası falan, insanlar çekirdek yiyor sanınca. Biz de bir süre sonra diyoruz ki ya şu bank bir gitse de biz uyusam ya. Biraz abi. Mesela 2-3'e kadar insanlar oturuyor, biz de böyle oturuyoruz. Bir küçük çantamız var hani o. Parkı, bankı gözümüze kestiriyoruz. Ama gider gitmez gidip uzanıyorduk falan. Ama sonra işte sağ olsun Nadir abimiz böyle geldi, arkamda dürttü falan, oğlum kalkın dedi. Sizi götüreyim, bir yerim var. Siz çok cesaretlisiniz. Bende çalışıyorsunuz, memnun. Vallahi yatacak İstanbul'da yer. İstanbul'da ilk elinizden tutan... İlk tutan o gerçekten. Samsunlu bir abimiz. Allah razı olsun. Her zaman her yerde söylerim. Arada konuşuruz da. Yani Allah razı olsun onda. Sonra işte bizim BKM Beşiktaş Kültür Merkezi Yılmaz Erdoğan maceramız başlamıştı. Tamam, başladı. Tamam. Şartlar değişince insan değişir mi sorusunu aslında siz değişmeyeceğini gösteren güzel bir örneksiniz. İşte aslında bana hep öyle derler. Ben o değişimi göremem, yaşayamam. Çünkü yaşarsam çok akrabam var ya, ben onu o akrabalarımda ters ya da fırça atarlar, çok değişmişsin gibi bir izlenim bırakmak istemem hiçbir zaman. Anne babayı unutan kendini kaybetmiştir. Her zaman ben bu yolda yürür giderim. Anne baba hayatta. Anne baba hayatta. Ellerinizden öperim ben. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Annem babam da işte Van, Hakkari. Biz hem Van'da yaşıyoruz hem Hakkari. Öyle bir şeyimiz var. Anne baba, ben de işte İstanbul'da yaşıyorum. İşte Muğla'da yaşıyorum ya. Annem de İstanbul'daki evime gelince, işte Muğla'daki evime de gelince baba böyle şey diyor. Sen, biz de Hakkari'de yaşıyoruz, o zaman biz de Van'da yaşamak istiyoruz dedi. Yani ben aslında kendime ne alırsam ailemi de yapıyorum o işleri. Çünkü yarın öbür gün sizin dediğiniz gibi hani İstanbul'a gittin, tanındın, işte değiştin falan demesinler diye ben her zaman aileme bakarım. Tabii ki biz 2-3 nüfusuz, beni de sayarsak ben 3 nüfusa bakan biriyim. Yani. 5 kardeştiniz değil mi? Biz 5 kardeşiz. Yani. Siz kaçıncısınız? Ben ikinci büyüğüm ben. O yüzden benden bir yaş bir büyük abim var. Şu an bu teknenin yaşında abim. 76'lı. 76'lı. Onun 5 çocuğu var. Bir bekar benim aslında şu an. Evet. Biz de onu konuşuyorduk programdan önce. İki bekar bugün programı yapıyoruz. Evet. Sevgili Ersin Korkut diyor ki bizim medya sektöründe işler birazcık yoğun olduğu için ondan fırsat olmuyor. Evet, vallahi gerçekten fırsat olamadı. Tabii ki biz sizden Pınar Hanım'dı galiba. Evet. Onunla işte hep irtibattaydık. Söz verdim. Benim sözüm sözdür. O yüzden sözümü tuttum, geldim. İyi ki geldiniz. Eyvallah, teşekkür ederim. İnsan hayatında böyle hani derin bir sevinç, derin bir üzüntü olmadan aslında hakikati de çok anlayamıyor galiba. Evet, yakalayamaz, anlayamaz bence. Yani yaşayan bilir derler ya. İşte aynen. Bir de bazen derler ya, çok gezen mi bilir, çok okuyan. Yani gerçekten bazen okursun, tamam. Bir bilgi gözünden gider ama gittiğin yeri analiz edersen, görürsen yani okumuşluktan daha çok bilmiş oluyorsun. Yani ben onu gördüm. Siz hayatta. Zaten İstanbul'a geldikten sonra sevgili Yılmaz Erdoğan'la birlikte o başladığın süreçte sette asistanlık yapıyorsunuz. O zamanlar başlıyor bütün gözlem yeteneği. Kim nasıl prova yapıyor, kim nasıl sufle veriyor, oyuncular arasındaki ilişkiler nasıl? Değil mi? Bunlara evet. Çok dikkat ediyorsunuz. Evet, aslında ben mesela bir bulaşıkçılık yaptım dönemlerde. Böyle gazetede küpür müpür bir şeyler olurdu falan. İşte Yılmaz Erdoğan'ın BKM ile ilgili cebimde kelimeler diye böyle reklamı televizyonda geçerdi. Orada da biz
üçüncü yılımıza girmişiz. O pizzacıda çalışıyoruz. Yani pizzacıda 3 yıl çalıştınız? Tabii 3 yıl çalıştım. Ben aslında 2 yıl bulaşıkçılık yaptım. 1 yılda pizzayı da öğrendim. Pizza ustası oldum. E tabii bu süre içerisinde de hani bazen Yılmaz Erdoğan'ın ismi geçiyor, Hakkari geçiyor falan. Ben de işte bir arkadaşlardan, işte o da Kastamonulu bir arkadaş dedi ki bak bu da Yılmaz Erdoğan dedi. O da Hakkari'li falan. Ben de dedim benim kuzenim mi oluyor falan. Kuzenim mi oluyor? Ha. Ya hiç inanmıyor tamam, dalga geçiyorlar böyle, makara yapıyorlar falan. Dayınızın? Biz, teyzenizin? Annelerimiz kardeşler yani tam biz teze çocukları. Teyze çocukları. Evet, teze çocuğuz biz. Ondan sonra oradaki arkadaşa hiçbiri inanmıyordu. İnanmadı. İnanmıyordu. Diyor ki ya madem kuzeninse işte Yılmaz Erdoğan kuzeninse niye gidip ondan hiç istemedin, gelip burada bulaşıklık. Aslında bir nevi de haklı, niye oraya gitmiyorsun da buraya gel. Ya ben dedim şimdi hani gidersen buraya, hani uzun zamandır görüşmemişiz bile, yaz tatilinde bazen Hakkari'ye geliyor. Ben dedim ben gidip kimseden iş istemem yani. Yani biz buraya iş ilanından geldik, burayı bulduk. Hani Yılmaz Erdoğan tiyatrosunda hani buraya bir tuvalet temizleyici ya da bir temizlik işçisi lazımsa gider başvururum yani. Ama öyle öyle bir şey olmadı. Sonra işte hep abi alık konusu oluyor. Böyle bu gazetede Yılmaz Erdoğan çıkıyor. Bak bak kuzenin çıktı falan diyorlar. Yine ben dedim bir gün bunlara inandıracağım falan. İşte bir gün cep telefonları daha yeni çıkmış o dönem. Yılmaz abim de vardı. Ben annemi aradım. Annem de şey diyor. Ya oğlum sen İstanbul'da yapamıyorsun. Yapamazsan gel dedi. Anne dedim benim Yılmaz Erdoğan'ın bir numarasını bana bul. Numarasını bulurum. Oğlum dedi bak sakın işmiş istemesen yapamazsan gel dedi. Babana yardım et. Hakkari'de ev yapıyor baba. Çünkü kaçmış gelmiş. Aleyküm selam. Ondan sonra işte annenin numarasını verdi. Ben Yılmaz'ı aradım. Yılmaz da hemen telefona baktı dedi. İşte ben de Yılmaz abi ben Ersin dedi. Ya sen neredesin dedi. Oğlum dedi bak 3 yıldır İstanbul'dasın. Ben dedi sen nereden bulacağım dedi. Annem hep arıyormuş onu. Ha. Ersin'e iyi bak işte Ersin İstanbul'da. Yılmaz da diyor ki İstanbul Hakkari gibi bir yerde ben seni nereden bulacağım. Sen gelsene dedi. Niye yanıma gelmiyorsun? Ben de tam bu güzel oldu dedim bir bahane oldu. Bu da dedi cebimde kelimeler oyunu var cumartesi günü gel. Ben de gittim patrona söyledim. Dedim abi dedim böyle böyle bir durum var. Yılmaz Erdoğan dedi bizi oyununa çağırıyor. Herkesi çağırıyor dedi gidebilir mi? Ya dedi dükkanı kapatıp mı gideceğiz Ersin dedi olmaz. Dedi ama ben sana izin... kapatamazsın. Dedi ben sana izin vereceğim sen git. Sen döndüğünde bana imzalı resim getir birkaç kişiye. İmzalı resim. Abi ben de Mert'ten Beşiktaş'a kadar nasıl gideceğimi bilmiyorum. Sordum işte Taksim'e geldim. YTT otobüslerin durağı vardı. Orada bir sordum abi ya Beşiktaş'a nasıl gidebilirim? Sen öğrenci misin dedi. Şimdi sen paran yoktu. He dedim öğrenciyim. Sonra dedi Ünlü Stadı'nın oradan aşağı in Beşiktaş'a gider. Beşiktaş'a bir geldim. Tiyatroyu buldum. Bizim tiyatronun müdürü var halen. Allah uzun ömür versin Seyfo. Amin. Böyle girdim içeri. Bana dedi ki böyle süzdü beni. Buyur dedi. Abi dedim ben Yılmaz Erdoğan'ın kuzeniyim dedi. Beni bekliyor falan böyle bir süzdü beni. Ya dedi Allah sersen. Hadi ya dedi git çok dışarı. O da her gelen Yılmaz Erdoğan'ın akrabasıyım falan diye. Çok diyen oluyormuş değil mi? Beni almadı evet. Gerçekten kuzensiniz. Sonra ben de işte abi cep telefon numarası var bende ama ben kart var bende. Gittim kartla işte Yılmaz Erdoğan'ı bir daha aradım dedim abi gel. Dedim işte böyle bir şey yaşadım eğer seni zor durumda bırakacaksan ben gideyim sonra gel. Ya dedi gel tiyatro benim falan. Sonra tekrar ya. Geldim aldı beni yani biz öyle tiyatroda başladık. Başladınız. Evet. O gün bugündür de aslında oradan kopmadınız. Kopmadım. Ben halen oraya bağlı çalışırım. Elif. Online tiyatroya devam ediyorsunuz. Evet online tiyatromuz da devam ediyor. İyi kötü çirkin gibi oyunumuz var. Evet. Elif'le bir doğa spor şeyimiz var programımız var yani. Aslında zaman hızlı geçiyor. Yapacak çok şey var diyorsunuz. Evet. Aslında ben kendi zamanımı böyle otokontrollü bir şekilde devam ettiriyorum. Çok iş var ama tabii bazen de seçiyorum. O seçiyoruz. Evet. Şimdi bu hayatta tabii yaşlar ilerledikçe insan olgunlaşıyor. Hani olgunlaşan insan aslında hiçbir şeye şaşırmaz diyebilir miyiz? Evet. Değil mi? İnsan aslında. Olgunlaşınca bütün her şeyi aslında anlama kavramı birazcık daha mı? Evet. Gelişiyor. Aslında insanın hoşuna gidiyor. Hani mesela bir şey öğrendiğin zaman o hakikaten ben bunu bu böyleymiş dediğinde zaten olgunlanma hissiyatı doğuyor sana. Hoşuna gidiyor. Geziyorsun, görüyorsun. Mesela biz çoğu şeyi Yılmaz Erdoğan'dan, Altan Erkek'ten, Demet Akba'dan hani bir sürü oyuncudan ben gördüğüm için çekirdekten yetişmiş gibi oluyorum aslında. Çok hoşuma gidiyor. Evet, tabii. Sevgili yani, Demet Akba o zamanlar evet. Sizin şiveniz doğallığını bozulmasın evet. Diye sizi diksiyon derslerine sokmamış. Evet. Galiba. Aslında evet öyle bir dersler oluyordu. İşte mesela ben tekrar geriye dönersem Berkam ile Yılmaz Erdoğan'la tanıştığımızda Yılmaz Erdoğan bana sormuştu sen bulaşıkçılıkta ne
kadar maaş alıyorsun? Şimdi ben 3 yıl çalışınca 30 milyon maaşım 60 TL oldu. Sonra Yılmaz Erdoğan bana sorunca sen ne kadar maaş alıyorsun, ne iş yapıyorsun? Ben dedim ben bulaşıkçıyım abi, keyfim çok yerinde. Kimse inanmıyor sen benim kuzenim olduğunu. İşte imzalı resim falan almıştım. Sonra dedi ki ne kadar maaş? Ben dedim 60 bin. Dedi ki sen git bırak gel benim yanında çalış, ben sana 300 TL vereceğim. İşte 60 TL nereye, 300 TL nereye, öyle. beni hayat bir anda değişik oldu. Evet. İşte sonra da sizin dediğiniz gibi BKM'de bazı süreçler başladı. İşte çok güzel hareketler kuruluşu Yılmaz Erdoğan'a ait. İşte 60 bin kişi başvurdu, 60 kişi aldık biz. Yani o grubun içine ben de girince drama dersleri başladı. Diksiyon dersleri, işte bir sürü dersler oldu. O derslere her gün işte Demet Akba, Altan Erkekli, Tolga Çevik derslerimize gidiyor. Caner Alkaya, bir sürü Celal Tak oyuncularımı. Her biri bir derse giriyor. Demet Akba da diksiyon dersine giriyor. Ben ikinci derste bana dedi ki ya Ersin dedi, sen ne işin var bu derste dedi. Bence sen bu derse girme dedi. Sen böyle doğalsın dedi. Sen böyle para kazanırsın falan. Öyle bıraktı beni. Doğru yönlendirmiş aslında. Evet aslında, evet. Vallahi. Şimdi hayatta böyle insan tabii çocukluk dönemindeki haylazlığının yıllar sonrasında ona tiyatro sahnesinde fayda sağlayacağını tahmin edebiliyor muydu? Valla hiç tahmin etmiyordum. Çünkü benim hep hayalimde şey vardı, işte mesela İstanbul'a gittiğimde, kaçtığımda hiç böyle tiyatronun tersi geçmiyordu bende gerçekten. Hani bir tekstil firmasında son ötücü, son overlockçu falan öyle giderim zannettim hani. Yani hayal, evet, hayal olarak da büyüsek yani işte bir yetenekten bir yere giderse rally pilotu olmak istiyordum. Hani taksicilikten hani İstanbul'a gelmişse. Nasibinizde yani bu varmış işte. Evet. Ki onları da yaptım yani. O yarışlara da girdim tam. Programın ortasında izleyicilerimizin sorduğu birkaç soruyu sormak isterim size. Komik olduğunu Ersin Korkut ne zaman fark etti diye sormuş bir izleyicimiz. Bunu ben tiyatroyla örnek vermeyeyim. Çok eski mesela annem sürekli evde örgü örerdi. Tabii ki biz de dışarı çıkma şeyimiz çok fazla olmadı ders çalışırken. Bir de bazen televizyon izlerdim. Bizim mesela arkadaşlar arasında bazı saatlerimiz vardı. Mesela ıslıkla haberleşiyoruz. Yani gerçekten ıslıkla haberleşiyoruz yani. Bir de bizim evin kapı zili bilinç altıma çok yattığı için aynı kapı zilini yapıyorum yani. Anneme. Annem de örgü örerken falan dedi biraz annemle dalga geçeyim. Dalga geçeyim dedi. Ben de kapı zili çaldım. Annem duymadı yani, anlık böyle bir şey yaptım. Annem şey hemen dedi. Dedi ki sen git aç dedi. Ana dedim ben televizyon izliyorum dedim sen. Bir kere daha yaptı. Anlattı gitti kapıyı açtı geldi. Ben o zaman dedim hani demek ki benden bir şey var. Şaka, evet. Peki neşenizi neye borçlusunuz? Yani içinizdeki o hayata pozitif bakma güdünüz nereden geliyor? Aslında ben hep gülen biriymişim. Aslında ben doğarken de hiç ağlamamışım. Annem bunu söylediğinde ben çok şaşırmıştım. Bu arada köprünün altından geçiyoruz direkt. Evet. Dilek tutun. Dilek tutalım. Evet, ben bak, mi tutuyorum? Vallahi köprünün altına geçiyorum. Tuttunuz mu? Evet tuttum. Tamam Allah kabul etsin. Evet, sağ olasın. İşte annem hep şey diyordu. İşte duvarken hiç ağlamamışsın. Hani beşiğe koyarken de. İşte sen hiç böyle ağladığını, yani ağladığını görmemişim. Evet. O yüzden sizin sorduğunuz soruya gerçekten benim içindeki çocuk ölmesin inşallah. Ben hep böyle kalayım. İnşallah. Çünkü hep böyle gülüyorum, gülüyorum diyor insanlar. Üzülmeyelim abi. Aslında hep gülelim. Hep bundan yanayım. Şimdi bu rahatlıkla birlikte, bu aslında pozitiflikle birlikte her insanın içinde bulunan bir utanma duygusu vardır. Evet. Bir çekingenlik yani. Bir çekingenlik. İzleyicilerimizden bir tanesi de demiş ki evet. Ersin Korkut'un çok utandığı şey nedir acaba? Çok utandığım mı? Neden utanırsınız? Ya aslında bazen böyle şeylerde utanıyorum. Hani izleyicinin dediğine göre şu an aklıma o geldi. Bazen insanlar hep böyle dışarıda da gülerim işte televizyondaki gibi görmek ister ya mesela ben şey yaparlar bana mesela abi işte hadi bir ateş etsene diyor. Mesela havalimanında X-ray'den geçiyorum abi diyor bir kapı zili yapsana yani bilenler. Şimdi onu gerçekten zorlayıp yaptıran oluyor bana. Ben yaptıktan sonra utanıyorum. Utanıyorsun. Utanıyorum abi ya. Etrafımda bir sürü insan var mesela onlar da bakıyor. Yani bu ne yapıyor diyebilir yani anladın mı? O yüzden onun o hissiyatından ben utanıyorum. Doğru. Doğru. Hayatta alkışlanma duygusunu hissetmek, yaşamak nasıl bir şeydi? O çok güzel bir şey yani. Aslında yaptığın işin... Mesela pizzacıdayken çok güzel hamur açıp yapınca da alkışlanmıyorsun. Alkışlanmıyordu ama şey patron gün sonu mükafatlandırıyordu bazen. Hmm. Evet mesela o gün güzel bir ciro yaptıysa gerçekten bahşiş yani, atıyordu. Yani hem bahşiş oluyordu hem kıyafet oluyordu mesela bayram oluyordu seyran oluyordu öyle özel şeyler alıp veriyordu. Çok hoşumuza gidiyordu öyle şeyler. Ama tiyatro sahnesindeki alkışlanmak sadece
O bambaşka bir şey. Aslında hafif, her zaman hafif bir heyecan vardır bende mesela. Buraya da gelsem, tiyatroya da gitsem. O heyecanın her zaman Yılmaz Erdoğan da söylüyor. Diğer o oyuncu arkadaşları da söylüyor. O heyecanın olması iyidir aslında. Tabii, onu heyecanı kaybedince... Evet. Olmaz. Olmaz. Evet. İstanbul zor bir şehir ama zor olduğu kadar da güzel bir şehir. Buradan manzaraya bakınca çok keyifli. Şu an Ortaköy'ü geçiyoruz galiba. Ortaköy'ü geçtik. Arnavutköy, Kuruçeşme tarafındayız. Kuruçeşme, evet, Galatasaray. Aslında hani böyle keşfedilecek bir ülke gibi İstanbul. Evet, gerçekten. En çok nerelerini seversiniz? Balık tutar mısınız bir de mesela İstanbul'da? Balık, aslında işte iki tane şeyim vardı. İki kanun var. Kanonunuz var. Evet, kano yaparım. Şeyde Muğla'da. Hep böyle balık şey oltayı atarız hani, şansımıza ne gelir. O da sabır isteyen bir şeydir aslında. 2-3 saat de oturmuşluğum olmuştur. Yakalayamadık. Elif'le yaptığımız programda bile... Olmadı mı? Olmadı. Abi bir türlü denk gelmedi. Şeyde de Dominik'te de gelmedi. Yani Dominik'te de A verdiler. Yani A kazandık. A'yı da öğrendik. Allah. Böyle ağzınla tutuyorsun, geniş atıyorsun falan. O kadar Dominik'teki denizde bir şey göremedik abi. Vallahi göremedik. O konuda biraz şanssız. Şanssız. Yemde mi bir sıkıntı var acaba? Yok, bilmiyorum. Zaten yemde böcek şey, yer altında böcek buluyorduk. Onu takıp, onu da gelmiyor, anlamadım ben. Şanssızlık. 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 İnsanın duyguları kalıcı mıdır? Yani bazı şeyler aslında zaman geçtikten sonra aynı tadı vermeze katılır mısınız? Evet. Katılırım. Değil mi? Tabii. Yani bazen her yaşın bir şey bir duygusu vardır, evet. Her yaşın bir duygusu vardır. Bazen de mesela şimdi gerçekten benim yaşımda ibaret söylüyorum. Çünkü benden bayağı küçük biri mesela bana o duygu vermese samimi bulmuyorum yani. Ya yani söylediği şeyi samimi bulmuyorum. Yani bu da üzüntü verici bir şey mi? Onu karşı taraf için bilmiyorum ama üzüntü verici bir şeyse yani öğrenip de söylese daha iyi olur. Yani doğru. Bu bir örnekti aslında. Doğru. Şimdi bir oyuncu olarak da hani anlamak ve görmek arasında büyük bir fark var galiba. Ya aslında bir şey söyleyeyim, bir de mesela ben bir yönetmen açısından söyleyeyim. Bir yönetmen eğer kast olarak beni seçmişse, hayal ettiğini benden alırsa kişi olarak ben de çok mutlu olurum, kendisi de mutlu olurum. Mesela biz örnek vereyim, Cem Yılmaz'da zamanında bir reklamda oynamıştık. Gerçekten böyle jelatinli bir şey alıp kulağıma tuttuğunu görmüştüm. Çünkü ben o zamanlar farklı bir işte çalışıyordum. Yani reklam, meklam yoktu ben. Aha. Oralara paspas çeken, çay dağıtan, işte sahne arkası, kadınlar tuvaleti sorumlusuyken bir reklam filminde birlikte oynarken böyle bir jelatin kulağıma tutup sen bunu memlekette işte arkadaşlar arasında ona öyle bir anlattı ki gerçekten onu öyle bir kaptım ki hani buna ne ses, bu sese ne cevap verirsin? Doktor bu sesine, ne? Doktor bu ne mevzu? Ben dedim hani böyle gıcır gıcır. Hani böyle kımıl kımıl falan. Kımıl. Onlar hepsi mesela doğaçlama aldı benden, evet. Doğru. Böyle güzel anlatıyor bir de. Hani bundan ne ses çıkar, bu sesin ismi ne olur? Hani böyle gıcır gıcır olur. Hani böyle kımıl kımıl falan. Gerçekten de güzel bir reklam oldu. Doğru. Konuştuğunuz insan bazen sustuğunda da kendisini anlatıra katılır mısınız? Evet. Değil mi? Her zaman konuşmak gerekir mi? Gerekmez. Bazen vücut dilinde onun ne demek istediğini karşı taraf da anlıyor, biliyor. Kendini ifade edebiliyorsun konuşmadan da bazen. Değil mi? Evet. Falan yaparsın ya. Tamam tamam der ya. Tamam. Tamam dediyse demek anlamıştır. Sizin bir de böyle hani ünlüler arasında bir grubunuz var. Var. Maç yapıp aslında geliri de sosyal derneklere bağış yapıyorsunuz, evet. Değil mi? Bu da çok aynen. Güzel. Aslında ben onu işte Dominik'ten sonra bıraktım hani. Hem bir de ayağıma darbe yedim. Biz hep işte İran'a gitmiştik, Tahran'a. Rusya, Moskova. Moskova'ya gittik, böyle İstanbul'da da oluyordu. Böyle hep artistler aslında, art futbol takımı. Art futbol. Artistlere. Artistlere. Evet, art. Artistler futbol takımı. Dünyanın her yerinde müzisyenler ve futbolcular, işte oyuncuların gelip katılabileceği bir organizasyondu. Bir sürü oyuncu arkadaşlarımız vardı. Biz hep giderdik. İşte bu sene tekrar davet ediyorlar beni. Bilmiyorum artık. Gideyim mi gitmeyeyim diye biraz düşünüyorum. Çünkü benim bu ayağımı biraz güçlendirmem lazım. Geçmiş olsun. Evet, sağ ol. Bende de iki tane çapraz bağ, bir tane menisküs. Evet. Futboldan, halı sahadan. Sen de seviyorsun. Ben de seviyorum ama oynamıyorum artık. İşte ama biz bırakamıyoruz. Mesela ayak tenisinde hafif bir oynuyorum şu an. İşte çift kale maçlara yavaş yavaş geçeceğim. Ayağımı güçlendikten sonra tekrar belki bu art futbol takımına girebilirim yine. İnşallah. Evet. Afiyet olsun. Wow. Teşekkür ederim. Simidin yeri ayrı. Evet abi. Muhabbete düştük ya.
Hep gözüm oradaydı, bir çayda bir ısırık alayım dedim. Afiyet olsun. İyi yaptınız. Deliler ve çocuklar her zaman doğruyu söylerlere katılır mısınız? Veliler mi? Deliler. Deliler. Deliler ve çocuklar. Evet. Değil mi? Onların da yalan söylemeyi beceremedikleri için deliyle çocukların gerçekten doğal ne çıkıyorsa odur. Şimdi tabii hayatınız içinde hep komedi var, işte keyifli işler yapıyorsunuz, insanları güldürüyorsunuz. Çok güzel gülen insanların içlerinin paramparça olduğunu da gördünüz mü? Evet, aslında şey de var. Bana hep mesela gülüyorsun şey diyorlar. Aslında ben duygusal bir adamım. Yani gerçekten duygusal bir adamım. Örnek veriyorum, başıma gelmişti mesela babaannemin vefatı sırasında duyduk memlekette. O ara çok güzel hareketlere 7-8 tane skeç ezberim var. 7-8 skeçte oynuyorum. Perde açılacak, biz sahneye çıkacağız yani. Yılmaz abim hazır falan. Bizim amcaoğlu geldi, hemen kulağımın dibinde dedi ki babaanneyi kaybettik. O an yani kaynar su, işte çıkacağız skeçte insanları güldüreceğiz falan. Yılmaz abi hemen geldi, toparladı beni falan. Yani çok kızdı. Şu an söylenilmez o bilmem ne işte. Ersin 800 seyirci var burada. Ve ikna etti beni yani. Gerçekten o istem dışı ağladım yani. Ondan sonra hemen toparladı dedi. Ersin bak başlıyor. Gerçekten çok güzel motive etti beni Yılmaz abi. Bunu nereye bağlayacağız? Sizin dediğiniz soruya. Bazen işte teyze gördü beni. Anneannemin üzüntüsünü yaşıyordum hani. Moralim bozuk yani. Suratımda da belliydi. Kadı geldi böyle yaptı. Hiç Trabzon'daki gibi değilsin dedi. Ha diyor teyze dedim ne oldu ya? Ben bir de markete girdim ekmek alalım. Hiç Trabzon'daki gibi değilsin. Hiç komik değilsin. Hiç komik değilsin. Teyze dedim ne istiyorsun Allah aşkına dedim. Ne yapmamı istiyorsun bana? Yok yok hiç Trabzon'daki gibi değilsin. Ama gerçekten doğru onu düşünüyorum hani. Bazen böyle şeylere denk karşılaşıyorsunuz değil mi? Tabii komik bir insan olunca insanlar hep sizi gülerken görmek istiyor. Ya da bir komiklik halinde görmek istiyor. Bu da insana zor gelen bir şey tabii. Abi ateş et diyor, hapizli yap diyor. Abi her zaman o modda olmayabilir. Her zaman olacak bir şey değil ki. Olmayabilir. Doğru. Tabii insan hani bir şekilde de kendi halinde kalma durumunda yaşamak isteyebilir yani haliyle. Evet. Değil mi? Tabii. Sizin kendi halinizde kalma yeriniz neresidir? Muğla. Muğla. Evet, Muğla'da evet. Kaçta kalkar kaçta yatarsınız? Orada hayat nasıl? Orada hayat çok güzel ve sorumluluklarımız vardı. Mesela şey tavuklarımız var. İşte köpeklerimiz var. Ondan sonra mesela tavukları sabah 7 gibi hava aydınlanınca onların yemi vardır. İşte taze yumurta alırsın. Yani saat 7 gibi ben uyanırım. Kahvaltı yaptıktan sonra tekrar bir şekerleme yaparım. Çok güzel. Uyurum aynen. Ondan sonra işte onların atlarını temizlerim. İşte köpeklerin mamalarını, suyunu hazırlarım. İşte 2-3 tane keçi, bir de 6-7 tane Hollanda tarzı ineklerimiz de var. Ama biz komşumuzla, bende bir komşu var böyle 500 metre ileride. Biz onlarla ortak bakıyoruz. Beraber bakıyoruz. Hatta bir doğumunu da, bir ineğin doğumuna da ben girdim. Yardım ettim. Gece geç saatti veterinler gelmediği için. Nasıl bir inek duygu? Doğumu. O çok enteresan gerçekten. Yani o kadar benim komşularım o kadar artık bu işi bildikleri için. Hani tecrübe sahibi olmuş. Bir ip bağlıyor. Sonra bir mancınık sistemi var böyle. Öyle çekiyor. Mancınık abi. Sistemi öyle çekiyor yavaş yavaş. Ben bunu ben yaptım. Ah. Evet. Gece 3'te. İneği doğurduk yani. Aslında bunlarla uğraşmak çok hoşuma gidiyor. Değil mi? Evet. Traktörüm var. İşte bir 50 tane ceviz ağacı var. İşte portakallar, zeytinler var. Bunları işte tarımdan alınan bilgilerle işte verilen ilaçlar var tarımla ilgili. Onları kendi pompamla zevk alıyorum. Uğraşınca zevk alıyorum. Anneniz de geliyor herhalde. Annem arasında. Tabii. Annem babam da işte bu pandemiden Domini'ye giderken ben oradayken onlar bir 6 ay kalmışlardı orada. Annem babamla birlikte de yapıyoruz. Oraların doğası hakkında ne söylersiniz? Yani yarışmanın zorluğunu geçiyorum doğası. Doğası sürekli sıcak, sürekli 40 derece bir yer evet. Ama şey bizim buradaki coğrafyamıza göre zengin değildir yani orası. Tropikal bir yer ama ben bir şey görmedim. Yani vallahi çünkü aç kaldığımızda kokonat dışında başka bir şey görmedik. Acaba Acun abi bilerek mi bizi oraya atmışlar? Hiçbir şey görmedik. Zayıfladınız da değil mi orada? 15 kilo verdim. 15. Evet. 15 kilo verdim. Yaprak yediğimi hatırlıyorum. Yaprak yediniz. Evet vallahi. 2 gün 3 gün. Yaprak yediniz. Üst üste kaybettiğimizde kokonat bir süre sonra insanın midesini bozunca ben de kendime yaprağı verdim. Hani ot yersem ne olur? Ertesi bir oyundur dilim yara olmuştu. Ve utancım dedi kimseye söyleyemedim. Evet ben şu an mesela Elif'e söylüyorum, burada söylüyorum. Yani açlıktan yaprak yedim. Evet. Midemin suyunu alsın. Hayat insana neler yaptırıyor ya. İstanbul'un keyfini
çıkartıyoruz sevgili seyirciler. Şu an o dönüşüm yaptık. Evet. Döndük. Yan tarafımızda Anadolu yakası. Üsküdar'a doğru geliyoruz. Hayatın içinde bazı topçular vardır ya, 100 yılda bir gelir deriz. Düşünce insanları içinde öyle oluyor galiba. Yani belli dönemlerde belli insanlar düşünceleriyle ön plana çıkıyor. Belli insanlar da onların düşüncelerine katılıyor. Katılıyor. Siz genelde birilerinin düşüncelerine katılan tarafta mı oldunuz yoksa kendi düşüncelerinizle var olan tarafta mı oldunuz? Ben kendi düşüncelerimle var olma taraflarındayım. Çünkü evet. Çünkü o futbolcu mesela gelir, futbol hayatı biter, sonra işte 40 yaşına gelir ya da benim yaşıma gelir. O fikir değişebilir aslında. Evet, ben kendi fikrimle yola çıkmak isterim. Her zaman öyle olmak daha iyi. Aynen. Bu hani Hakkari'den İstanbul'a gelme süreci, tabii zorlukların içerisinde kalp kırmak, işte kırgınlıklar yaşamak, bu tarz şeyler oldu mu? Olmuştur. Özür diler misiniz? Kesinlikle. Ben hayatta şunu öğrendim, bak 43 yaşındayım. Gerçekten geçen haftada yani programdan dolayı söyleyeyim, Dünya Kadınlar Günü'nü de buradan kutluyoruz. Yani gerçekten bir kadını almak çok kötü bir şeydi. Yani onu düşünüp hani düşünmeyen kişilere de söylüyorum, gerçekten o aha alırsın yani. Eğer ondan bir beddua, bir aha aldıysa o aha çekersin yani. Ben bunu görmüşüm. Buna ben korkmak yüzden, lazım. Evet, ben o yüzden her zaman özür dilerim. Yani yapmadığım bir şey de olsa, yani yapmadığım bir şey de olsa, bir ortamda ya da herhangi birine karşı, erkek kadın, hiç fark etmez. Böyle enerji düşüklüğü bir şey hissedersem ben o kişinin adına da özür diler, öyle çıkarım. Bende öyle bir şey var evet. Ortamı da topluyoruz. Toplarım. Otokontrol her zaman bende vardı. Bütün arkadaşlarımın içinde en otokontrollü benim. Ben çok güzel. Öyle gördüm. Çünkü ben Survivor'da da onu gördüm. Acun dışında herkes bana abi diyordu. Aynen. Oradaki insanlar gerçekten benim hoşuma gidiyor. Demek ki bir şey görüyor ki bana abi diyor. Güzel bir şey. Güzel bir şey. Hoşuma gider evet. Turluyoruz. Turluyoruz. Afiyet olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Bazı insanlara bakıyorum böyle hani dürüst olmaktan korkar halleri oluyor. Dürüst olmaktan korkulur mu? Ben o kişilerden uzak dururum. Yani hissedersen. Hissedersiniz. Yani çünkü o demek ki bir arzusu var ki dürüst dürüst olmaya meyilli. Hani onu hissedersem hani uzak dururum yani öyle kişilerden. Ya dürüst olmaktan korkmamak lazım. Sonuçta siz dürüst olursanız karşılığında ne olur, en fazla o insanı kaybedersiniz. Evet. Yani. Ama her zaman dürüst olmakta fayda, fayda var. Vardır. Fayda yani vardır. Dürüstlükten hiçbir zaman bir şey kaybetmezsin ki. Yani dürüst olduğun müddetçe. Bu arada bir Cemal Kaptan'a bağlanayım. Evet. Bakalım rotamız neresi? LVM Cemal Kaptan'ım. Ömer Bey merhabalar, burası LVM. Sevgili Ersin Korkut, Kız Kulesi'nin yakınında biraz gözlemleme şansımız var mı acaba diyor. Kız Kulesi'ni görmek istiyor. Tabii neden olmasın, biraz yakın geçebiliriz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Selametle. Kız Kulesi'ne gitmiştiniz var mı? Bir kere gitmiş. Bir kere var. Aynen. Güzel değil mi? Çok güzel. Ben hep şey derim hani deniz hep o seviyede ya Kız Kulesi. Acaba hiç yükselmiş midir hani? Değil mi? Hep onu merak etmişim. Doğru. Hiç mi su bastı mı Kız Kulesi'nin yani, durumu oluyor? Çünkü hep suyun içinde. İstanbul'un en orijinal simgelerinden, eşsiz simgelerinden bir tanesi. Hikayeleri, efsaneleri de ilginç. Şimdi vapur o tarafa doğru geçerken orada da şimdi kaptanımıza uğrayacağız sevgili seyirciler. Şimdi orada gençler böyle Gül'le, kız arkadaşıyla falan Kız Kulesi'nin orada vardır kesin muhakkak. Tabii. Olmazsa olmaz. Salacak tarafı. İstanbul'un en güzel romantik aşk yeri. parkurlarından yani. Bir tanesi. Değil mi? Şimdi siz de tabii 20 yılı geride bıraktınız. Oyunculuk sektöründe, bu dünyada birçok CV geliyordur, birçok başvuru geliyordur oyuncu olmak için ama CV ile hani kamera karşısında olmak çok büyük fark değil mi? Evet, yani gerçekten yani, çok kişi geldi BKM'ye. Ya biz mesela çok güzel hareketleri ilk kurduğumuzda 60 bin kişi başvurdu. 60 bin? Evet ve 60 kişi de BKM'ye sürekli gelip gittiler yani. Aslında içlerinde bir sürü şu an dizilerde oynayan bir sürü oyuncu arkadaşlar vardı. Biz sonra içinde 24 kişi kaldı. Sistem şuydu aslında Yılmaz Erdoğan'ın. Kimse sen yapamazsın, işte sen yapamıyorsun git demiyorduk. Sadece kim istemiyorsa sessiz bir şekilde bu dersten çıkabilir. Çünkü biz o dersleri çok yaptık. Hani o her gün mesaimiz vardı. Her gün insanlar işte Beylikdüzü'nden, Kartal'dan gelen oyuncu arkadaşlar vardı her gün. Bu derslere girip çıkıyorlardı. Biz 60 kişiyken sonra baktık
Abi 40 kişi kaldık, 38 kişi, 30 kişi falan. Sonra 24'te kaldık. Kaldık. Evet. 24'te de kalınca işte o grup komple çok güzel hareketlerde şey oldu. Yani o kas çekimleri şeyler oluyordu bile. Birebir drama derslerinde mesela Zerrin Sümer öyle enteresan şeyler öğretiyordu ki bize mesela drama derslerinde. Sır sırta verip birbirinizin hissiyatından yola çıkarak ağlayın mesela. İnanılmaz. Ya birden ağlayabilir misiniz diyordu. Ağlıyor muydunuz? Benim zaten en meşhur benim ağlamadır. Şimdi tabii o pizzacıda çalışırken bulaşıkçılık, pizzacılık Yılmaz Erdoğan'ın sizin kuzeniniz olduğuna inanmayanlar bugün aslında sanat dünyasında tanımadığınız isim var mı? Kaldı mı? Tanışmadınız? Herkese tanışmışım derim. Değil mi? Evet. Vallahi gerçekten hepsini görmüşüm. Hepsini görmüşüm. Çünkü Yılmaz abimle davetler olsun, işte galalar olsun. Ben daha sonra da onun hep böyle şoförlüğünü de yaptım yani. Sürekli giderdik, gelirdik. Yılmaz abim sayesinde bütün ünlüleri ve sanatçıları görmüşüm. Gördünüz. Evet. O da güzel bir şey. Çok güzel bir şey yani. Göründükleri gibiler mi? Ya aslında yani şimdi... Genel olarak? Yani tam sosyal hayatını bilmiyorum yani. Aslında normalde... Yüz yüzeyken aynen televizyondaki gibidir ama şimdi yani aslında içeriğini hani bilemezsin. Yani. Genellikle hani başarılı insanlar aslında o başarılarının kaynağını samimiyete bağladıkları için hani samimiyete olan insanlar aslında başarılı oluyorlar. Evet. O yüzden de aslında göründükleri gibi olabilirler. İşte olabilirler mi? Olmayabilirler mi? Evet. Evet. Ben orada biraz çelişkideyim çünkü diğer yönünü görmediğim için. Ben zannetmiyorum hepsi göründükleri öyledir. Gibi olsun. Evet. Göründükleri gibi değildir diye. Bu benim fikrim olsun. Arkamızda ne var? Kız kulesi. Kız kulesi diye gördüm. Ya evet. Dalgalar yükselmiyor gibi yani orada. Evet işte ben de dediğim gibi hani hiç böyle yükselmiş midir? Ya da bazen de böyle dalgalardan muhakkak gidiyordur. Burada yaşamak, kız kulesinde yaşamak ister miydiniz? Sürekli karşıya bir gidip gelme şeyi olmazdı. Doğru. Sürekli yaşamak istemem vallahi. Değil mi? Evet. Yani çünkü bazen bir dalga bir şey olur, karşıya geçmek istersin gidemez. Aslında yüzme mesafesidir ama yüzerek de geçersin. Yüzme nasıl? Yüzmeyle aranız? Yüzmeyle aram iyi. Aslında bazen de bende şöyle bir sıkıntı var. Bir kaşık suda da boğulabilirim. Hani ben bunu Survivor'da da yaşadım. Bir küçük bir havuz parkurumuz var. Orası çok tehlikeli. Ha, o havuz parkurunu bir girdim şu kadar su yuttum. Yani suyun içine nefes almaya kalktım ya. Ya. Bir karış suda boğuluyordum. Orada. Adrenalin duygusu. Evet. Halil Cibran'ın kitapları da çok güzel. Onun çok güzel bir sözü var. Ezen ayakların sahibi olmaktansa ezilen çiçek olduğuna şükret diyor. Bir daha söyler misin? Söyleyeyim. Ezen ayakların sahibi olmaktansa ezilen çiçek olduğuna şükret. Çok ezmektense güzel. Ezilen olmak. Ezen, evet. Çok güzel bir söz. Şu cümleyi... Ulan ben niye düşünmedim? Hissiyatı da doyuyor insan hali. Değil çok mi? Güzel bir cümle bu. Doğru. Evet mesela Yılmaz abimin bir tane işte o Ankara kitabı. Tabii. Şeyde mesela ben seni, beni sevebilme ihtimali sevdim. Mesela yıllarca onun yanındayım. Ben niye söylemedim? Diyesim geliyor. Geliyor değil mi? Evet. Sizin burç ne? Akrep burcuyum. Yılmaz abimle aynı burç. Öyle mi? Evet, ikimiz de aynı burç. Akrep burcu. Akrep burcu. Siz inanır mısınız çok böyle burçlara? Ben balık burcuyum. Balık burcu. Ben duygusal bir insanım. Yani şey mesela karakter olarak balık burcusun ya. Ben size sorayım mesela. Buyurun. İnanıyor musunuz o şeyler var mıdır mesela? O karakterler var mıdır? Okuyunca mesela balığın. Genel ya olarak da akrebin. Hani tam olarak %100 olmasa bile vardır. Bir şekilde var yani hani bir şekilde var. Gerçekten ben de mesela benim Yılmaz abim şimdi Amerika'da bir yazar var. Aha. O insanın pin kodu diye bir kitabı var. Evet. Mesela onu senin doğum tarihini gün, ay, yıl olarak ve gerçekten patenti de Yılmaz abimde. Arkasında zaten ismi de yazıyor. İnsanı analizi, pin kodu. Direkt söylüyor sana gerçekten. Efendim vapurda çay şimdi sohbetin sonuna geliyoruz. Son olarak şunu sormak isterim. Her daim gülmek için ne yapmak lazım? Her daim. Mutlu olmanın püf noktası nedir? Sorusuna ne dersin? Şimdi hayat zor. İnsanın başına türlü türlü şeyler gülüyor ama gülmeyi elden bırakmamak lazım. Evet. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Sıkıntı, stres bence hastalığını tetikleme sebebidir yani. Çünkü insan birdenbire hasta olmaz. Sen bir şey düşünürsün, sıkıntı, stres yaparsın, bir yerinden bir şey olur mesela. Bende de olurdu eskiden. Ben diyorum ki insanın içindeki çocuk ölmesin, sürekli pozitif düşünürse
sürekli pozitif olur yani. Doğru. Hiçbir sıkıntı, dert düşünmese sağlıklı bir şekilde yolunu devam eder. Benim fikrim bu. Doğru. Pozitif düşünmeye kendimizi adapte etmemiz lazım. Aynen. Ona yormak lazım. Ona yormak lazım. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bizi hatırlamanız için küçük bir armağanımız var size. Eyvallah, ben şöyle takdim edeyim. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Ne demek? Çok nazik çünkü. Oo, şeyimiz. Oo. Evet. Ne yazıyor? Şöyle bir şey. Vapurda var neşeli hayat, Survivor'dan gerisi hayat. Biraz da sohbet edelim. Çayı içiniz rahat rahat. Ersin Korkut. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Biz teşekkür ediyoruz. Vallahi bunu her çay içtiğimde siz aklıma geleceksiniz. Ve komple bu ekip aklıma gelecek. Eksik olmayın. Çünkü çok teşekkür ederim. Ben teşekkür vallahi ediyorum. Son sözler sizin. Vallahi beni davet ettiğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sizin de duydum ki 10 yıl devirmişsiniz. Evet. Maşallah, ne güzel. Teşekkür ederim. İnşallah nice bir 20-30 yıl daha. İnşallah. Vapurlar olduğu sürece evet. Biz buradayız inşallah. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür eksik ederim. Olmayın. Çok mutlu oldum tanıştığıma. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Gelişiniz güle güle, girişiniz güle güle. Güle, güle. Her işiniz güle güle olsun inşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Efendim Ersin Korkut'la birlikteydik. Alkışlıyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Buyurun, kaptanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Selamlar. Sizi görmek ne güzel burada. Sağ ol, sağ ol. Çok merhabalar, hoş geldiniz. Bu ne dümenler? Bir kere daha bir konuğumuz hatırlar mısınız? Gafur Uzuner. Burada her şey dümen demişti. Aynen. Doğru. Dümenci olduk oturağında. Neyse, hep böyle şakalara maruz kalıyorsunuz tabii. Olacak kaptan, öyle şeyler. Evet. Şaka olmayınca aynen olmaz ki ki en güzel mizahsı sizsiniz. Tabii eyvallah. Hani bence harika ya. Bu olmazsa gülmek kadar güzel bir şey yok. Tabii. Doğru kaptanım yani ya. Hayat bu sonuçta, inişti çıkıştı. Yani her zaman gülsün insanlar. Her zaman gülelim inşallah. Gerçekten. Bir de mesela bunlarda şey var mıdır? Ben hani bilmediğim için soruyorum. Şey, örneğin çıktınız limanla kağıt ve evrak falan hani. Ya, askerlerde de oluyor. Evet. Çıkış izni falan. Tabii. Genel var, anlamda liman seferi dışına çıkıyorsanız tabii ki evrak yapıyorsunuz. Yol evrağı yapıyorsunuz. Evet. Ona göre programınızı çizip gidiyorsunuz. Evet. Onun haricinde Boğaz'da dolaşmak için tabii ki herhangi bir evrak yapmaya gerek yok. Gerek sadece VTS'le haberleşmeniz kâfi. Evet. Ki yani bir başkasına engel olmayın, gemi geçişlerine engel olmayın. Çünkü sonuçta burası bir boğaz. Mutlaka da atıyorum Anadolu yakasından Rumeli yakasına geçeceksiniz. Cross geçiş yapmak zorundasınız. Yani 90 derecede, 90 derece. Evet, evet boyuna göre 90 derecede geçiş yapmanız peki lazım ve belli bir hızla. Evet, buyurun. Kaptanım, ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Şeyi merak ediyorum, mesela yanında çok yakın biri geçer, hani evet, uyarıcı sistemler. Devrede şimdi şöyle genel anlamda evet. Yani mesela hava sisli olur veya uzaktaki gemiyi belirtebilmek için radar veya GPS'ten bunu gözleriz. Akabinde Boğaz'da da herkes kendi rotasında gittiği için siz kendi rotanızı belli ettiğiniz sürece karşıdaki gemi sizin ne yapacağınızı biliyor. Biliyor. Değil otomatikman mi? İlle de haberleşmeye gerek kalmıyor. Denizin en güzel kısmı bu. Herkes denizciler aslında suyun üstünde bir oyuncu gibi. Oyuncu. Evet. Değil mi? Pastaşıyorlar. Öyle. Ve denizcilerin en güzel anlaşma sistemi budur. Birbirlerinden konuşmadan birbirlerini anlayarak ya yollarında şimdi devam edebilmek. Keşke bu da trafikte aynı şey olabilse. Şimdi ama siz tabii sireni çaldıkça, geminin düdüğünü çaldıkça hepsinin sevgili Ersin var. Korkut, aleykümselam dedi. Aleykümselam. Belki selam aleyküm demek istemiş. Aslına bakarsanız bazen tabii öyle selamlaşmalarımız da oluyor veyahut da sancağından, iskelenden geçeceğim gibi kornayla da anlaşabiliyoruz tabii ki. Aynen. Şimdi bir gemide bir kaptan az. O yüzden tabii bir gemide ikinci kaptana ihtiyaç var. Evet, olmazsa olmaz. Tamam. Kaptanım. Yelkenler fora! Hemen demir sikeyim falan. Emirlerinizi bekliyoruz kaptanım. Teşekkür ederim. Hadi yolcu yolda gerek. Halatlar fora diyelim. Halatlar fora değil mi? Halatlar fora olsun. Gemici olmak güzel bir duygu. Gemici abi. Bir de denizin üstünde olmak güzel. Yelkencilerin de bir mesaisi var böyle sürekli bir spor içerisinde. Yelkencilik. Onu oradan çek, onu buradan çek, ipi asıl çek. Asıl denizcilik zaten yelkencilik bana göre. Yelkencilik. Ki eskilere yani elleri nasıl dökemeyiz çok başkadır yani. Tabii. Ersin Bey'in asıl kanoları var bu arada. Evet. Ne güzel. İki tane kanon var böyle radar sistemlerinde açık. Harika. Evet, zevkli oluyor yani ben tabii sürekli ki böyle su sporları. Mesela şeyde de kite surf'ler var. Hı hı. Kite surf yapılıyor falan. Arada oraya bakmaya giderim falan. Aa, çok keyiflidir.
Keyifli. Sadece bakmaya giderim falan. Onu bir ipi bana biraz tehlikeli geliyor. Oo, çok iyi. İnşallah ben bu sene tam çözeceğim. Mutlaka deneyin. Bir gemide iki kaptan da az. Üç. Üçüncümüz de olsun. Üçüncüsü olsun. Evet. Sevgili izleyicilerimize hoşçakalın diyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Kaptanımız Ersin Korkut. Evet. Selametle kaptan. Sağ ol. Böyle bir ekibin güler yüzlü ve bu davetiniz için çok teşekkür ederim. Nice 10 senelere gerçekten çok zevk aldığım bir program oldu. Ersin Korkut.